Şu an Batum tarafına doğru gidiyoruz. Şu kıyıya inmeyi isterdim. Bana da yani Ziraat Bankası'ndan da yurt dışı harcı yatırdık. 500 TL olmuş şu anda. 2 gün önce 150 liraydı. Biz 500 TL'ye aldık. Şu an giriş için sıraya girmiş durumdayız ve çok fazla insan var. Bekliyoruz giriş için. Şu an kapıdan giriş yaptık. Sıranın sonuna geldim. Bekliyoruz. Orada geldim. Gürcistan'a girdik şu an. Gürcistan tarafındaki plajı görüyoruz. Ülkenin %75'i Hristiyan, geri kalan kısmı ise Müslümanmış. Müslümanlar da Türklerden, Gürcülerden ve Azerilerden oluşuyormuş. Birinci yüzyılda Roma İmparatorluğu tarafından yapılan bir kaledir. İçerisinde Gürcü krallıkları, Osmanlı, Sovyetler Birliği, Roma yaşam sağlamıştır. Burası Kafkaslardan ülkemize gelen İpek yolunun geçiş hattı olduğu için kervanların satış ve dinlenme olanı olarak da kullanılmıştır. Şimdi bir döviz bürosuna gidip paralarımızı TL'ye çevireceğiz. Lira'ya çevirdik. Lira'ya şu an yaklaşık olarak 12.45 12.45 2500 TL'yi 185,25 kuruşa lira'ya çevirdik. Teşekkürler. Bir de su aldık. Kek suyu. Bir daha uçuk. Adım kim?
Fransa'nızda 55 katlı binalardır bunlar. Apart otel şeklinde dizayn edilir. Orbi Toki gibi aslında. Yarı devlet ortaklığı, yarı özerk yapı. Bölgenin kentsel dönüşümüyle ilgileniyor. Biraz sonra göstereceğim. Bakın aslında uç bir toplantı merkezi. Bakın binanın üst kısmında küçük bakirin heykellerini rahatlıkla görüntüleyebilirsiniz. Siz buradan görüntüleyebilirsiniz. Drama tiyatrosu. Dönme dolaplı bina. Değil. Burası, burayı. Evet. Tamam. Orası kendisi. İlk etapta bir balina şeklinde bir nikah salonuymuş. Burada sadece bir tane cami var demişti değil mi? Hiçbir yerde yok çünkü. Tek kahve sevmiyorum biliyorsunuz. Ne zaman bir de içimi kapatıp diye. Bir tane de sade buraya. Bir tane de onu. Şey yiyorum. Bir tane çikolatanın böyle o çikolatasını değil almışlar. Değil mi? Öyle bir tadı var. Mülket Batu Murta Batu. Batu Murta Batu. İlgun. Batu Murta Batu. Ben Gürcüm. Umarım bu kahve kendime gelmeme yardımcı olur. Çünkü biraz gözlerim böyle. Biraz Leyla gibi, niye bilmiyorum. Seni çok bu arada bu şey çok de yapmadım. Bir tane alsaydım. Değil mi? Ben ya. Şöyle küçük kahve fincanımda gelecek sanmıştım. Demek ki büyük, bol. Arkadaşlar merhaba, Batum kahvesi içmeye geldik. Burada bir tane Türk. Gürcü, pardon. Bir abi burayı işletiyor ama Türkçe de biliyor yani. Onun kahvelerinden içiyoruz. Ben pek kahve sevmem ama sanki böyle bitter çikolatalı bir kıvamı varmış gibi geliyor. Ama tatlı değil. Ama tatlı değil, evet. Ve bardağı da bayağı gördüğünüz gibi şey yani, küçük bir fincan değil. Bildiğiniz Nescafe bardağında falan yani kahve. Bunu içince korktum, öyle yemeği yiyemeyeceğiz. Yürüz, yürüz. Karşılara bakar mısınız? Bunlar bambu diye mi geçiyordu? Şu an meydana doğru gidiyoruz. Yapıları görüyorsunuz, çok farklı yani mimarisi.
Plak heykele ne demeli? Burası astronomik saat binasıymış. Bu kadronun üzerinde 12 tane burç, güneş ve ay, aynı zamanda oğlak ve yengeç denemesini tuttu. Oklar bu burçlarımızın yönüne ve kadını göre eğer astronomi bilgilere bakabilirim, daha iyi anlayabilecek. Ağırlık tam meydanında yer alıyoruz. Evet, Avrupa Birliği vatandaşlığı. Daha giremediler kendileri. Bakın hemen şurada Sovyetlerden kalan tarihi bir bina görüyoruz. Burası bir postane binasıydı Sovyetler döneminde. Gerçi Sovyetlerin 91 yılında yıkılması ve Özerk Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte bir postane binası olarak kullanımı sağlanmıyor. Sovyetler zamanından kalma bir postane binası. Şehrin arka tarafı anlaşıldı. Peki, şehir turizme ne zaman elverişli hale geldi? Serkaç Yolu ismini duydunuz mu hiç? Gelmiş olduğunuz hanımefendi, Kormis hükümdarının kraliçesi olan, hatta prensesi olan Kormis hükümdarının kraliçesiymiş. Medea, hükümdar ve Medifona gibi kelimelerinde kelime kökünü oluşturur. Hemen şuradaki fotoğrafta anlayacağımıza göre kendisi hem bir şifacı hem de şifacı ve büyücü olarak biliniyormuş. Ülkemizde etnik kesim olan Lazların ana vatanı ve ataları olarak geçen Lazik aslında o da. I'm swimming in love in your shell. Thinking about jumping in it still. Got you skinny dipping deep inside my head. Me. I don't know much about love, but I keep on checking my phone. See when you're home or when you want me to pull up. But one of those things, you got me caught in the daze. I love it when you say my name real slow. All my love is yours. I'm swimming in love, and instead I'm thinking about jumping in it. Instead I got you skinny dipping deep inside my head. Hadi bak su akıyor orada, koş. Bak soluna bak. Gördün mü? Hadi elini yıka gel. Al bıçağını vereyim ben. Bilmiyorum ki. Kıymetli misafirlere. Şimdi misafir odunuza bakalım. Bakın Sert Nikolas kilisesini görüntüleyin. Sert Nikolas kilisesi. Ben de çok merak ettim. Bölgede yaşayan Yunan ve talebi üzerine Osmanlı döneminde inşa edilen kiliselerden bir tanesi. Bakın kilisenin üst kısmında bir tane kubbe var. Çan bölümü. Bunu bizdeki ezan yani minare gibi düşünün aslında. Çan çaldığında kişi ibadete çağrılmış oluyor. Osmanlı ilk etapta bu çanı inşa etmiyor. Çan 10 yıl gibi bir süre zarfı içerisinde sonradan inşa edilir. Kilisenin yapımında kullanılan taşların tamamı Trabzon'dan özel olarak getirilmiştir bölgeye. Kilisenin içerisine girdiğinizde sizleri Pantokrator İsa ikonası karşılayacak. Ardından sağ ana bölüme döndüğünüzde ise ortada bir ahit görüntülecek. Biz ahidi neye göre söylüyoruz? İncedir aslında. Ahit, eski ahit ve yeni ahit. Yahudilikten gelen kısmı ve Hristiyanlığın oluşturmuş olduğu kısım olarak. Biz nasıl Kur'an için üç defa öpüp selamlıyorsak, insanlar da İncil'i üç defa öpüp selamlıyor ya da üç defa hac işareti gerçekleştirerek selamlıyor. İki farklı dua. Thank you.
arkadaşlar. Şu an Türk restoranına geldik karnımızı doyurmak için. Yani diğer restoran taksimde bir menü olmuyor. İçerisinde ne olduğunu bilmediğimiz için şu an böyle bir yere geldik. Bakalım. Namaz için camiye geldim. Öncesinde bir Türk lokantasında yemek yedik. Kendimi biraz hasta hissediyorum. Yani ama dayanmam gerekiyor. Her zaman gelemeyeceğim bir yer sonuçta. Alfabe kulesi çiftlenen şeklinde sarmalanmış. Lütfen yorumlara bu ikisinin kaç lari olduğunu yazar mısınız? Aynen. Sizce kaç lari almışız? Bu ikisi kaç lari? Bu neydi bu? Ne içecek? Bu armutlu gazoz gibi bir şey. Tamam mı? İçecek. Bu da bir su. İçinde limonata var. Bir litrelik. Armutlu limonata gibi bir şey yazıyor üstünde. Bu da bir su. Bakurayn. 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 Natural. Mineral ve water. Sadece bunun şekli biraz kötü. İçki yani yanlış anlaşılmasın böyle bir şey değil. İçkiye benzetilmiş biraz. O yüzden birazcık kötü aslında. Aslında bu telefonu çeksene, çevirsin, yaparsın. Tamam. Bu da normal su işte. Bilmiyorum. İlk yurt dışı deneyiminiz mi? Evet. İlk yurt dışı deneyim. Peki ilk yurt dışı deneyimi nasıl oldu? Gayet güzel. İlk başta biraz rahatsızdım. O yüzden çok tadını çıkaramadım. Ama tarihi yerleri gezdik ve bence çok hoştu. Buranın mimarisi hoşuma gitti ayrıca. Yani dikkat çekti. Sonrasında tekne turu yaptık. O da çok hoştu gerçekten. Biraz güneş fazlaydı ama tadını çıkarabildiğimizi düşünüyorum. Yemek de güzeldi. Arnavut ciğerini tatmak istiyordum ve burada tatmış oldum. Yeri değil belki ama yani burada yedim. Arnavut'a mı yedin? Yani bu şekilde. Bence güzeldi. Peki sence? Memleketin öyle. Yok artık. Sana memleket gibisin. Bir yeri var mı ya? Vallahi. Allah'ım ya Rabbelalem. Ben de Afyon'u öderim. Yok güzel. İlk yurt dışı deneyimimiz güzeldi. Evet çok şükür. Yurt dışına çıktım. Bir de en yakın yere gittim sonuçta. Şey. Neye bekliyoruz ki en fazla yani. Yok yine iyiydi bence ya. Yani. Aynen ve hani bir yere bir şey yapacağımızı derdimizi anlatabildiğimi anladım. Hikayesi güzeldi yani. Evet Nino'yla. Nino'yla Alişan mıydı? Aliye mi? Alişan mıydı? Onların hikayesi. Güzel hikayesi var. Ama eve gittiğimde ilk muhtemelen onu izleyeceğim. Evet ya da yolda izlerim. Uçakta indir, uçakta izleyebilirim. Olabilir. Burada olabilir miyim? Yok ya, içeceğim içeceği hiç güzel değil bu arada. Valla. Ne? Şunlar hiç güzel değil bu arada. Demin çok güzel diyordun. Hayır, bu yani idare eder ama yani bizim içecekler diyordu ya. İlk içtiğim çok iyiydi. Yani. Orada içtiğimiz var ya, muhtemelen açtım diye çok güzel geldi. Daha az önce iyi diyordun ya. Sen ne kadar çok değişiyorsun. Şimdi değişim çünkü ikizlerim. Allah'ım. Ben de aslanım. Ne yapacağım? Gruba ben mi liderlik yapayım aslanım? Ne alaka ya? Grup. Bir grup yok. İki. Var grup. Beyin ne derse o. Bitmiştir. Allah Allah. Dokla. Millet. Yaşlı. Burada da biraz şeyimiz var. Burada çekelim. O kadar içersen. Aynen. İçmiş gelmiş bir tane ilaç.
göstereyim. Şöyle biraz arka planı göstereyim size diyeceğim buradan. Gösteremez. Çeviremiyorsan. Yapacak bir şey yok gençler. Burada size bir DHBT videosu çekerdim ama her şeyin yeri ve zamanı var. Çok da abartmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Sorular var biliyorum ama çekeceğim inşallah. Onda bir vakti zamanı var. Gelecek o da. Ya hem sınavınıza çalışın hem hayatınızı yaşayın. Yani tamam sınav önemli, çalışmak da önemli. Gerçekten çok önemli. Ama hayatınız da bir taraftan gidiyor yani. Bunun farkına varmışsanız güzel bir şey. Ama hayatınızın tam odak noktasına sınavı koyarsanız muhtemelen birazcık çok yıpranırsınız ve hayattan bir tat almazsınız. Tamam mı? Yani hayatı gerçekten bir işte kamuya yerleşin diye düşünmeyin bence. Yani ben şahsen öyle düşünüyorum. Evet, kamuya yerleşince güzel şeyler oluyor. Bu doğrudur. Yani özellikle maddi olarak, özellikle kendi özgür iradeniz olarak çok güzel şeyler ama şimdi çoğu öğrenci, çoğu hocamız böyle sanki hayatta tek şey KPSS'ymiş gibi çalışıyor ve yaşamaya çalışıyor ve gece gündüz ders çalışan var. İnsanlar artık yaşamayı unuttu. Bunlardan biri bendim bu arada. Bir sene boyunca doğru düzgün dışarı çıkmadım arkadaşlar. Komşular diyordu ki bu kız hiç dışarı çıkmıyor. Bir şey mi var, ne oldu? Yani odadan odaya geçtiğimde bir garip geliyordu. O kadar unutuyordum ki. Hayır, benim demek istediğim şey şu. Çalışsınlar. Tabii ki çalışın. Elinizden geleni verin. Ama yani gece gündüzü verecek bir şey değil bu sınav ya. Vallahi bak. Şimdi diyeceksiniz ama ki... şu an her şey çok zorlaştı. O yüzden yani... Tek umudu KPSS olanlar için bence yapsınlar ama başka bir şey de varsa. KPSS olarak yetecek bir yer değil. Ama mesela senin branşın matematik, dershaneden de görev yapabilirsin. Ama benim gibi dikap branşı olan biri durup da dershanede çok fazla çalışamaz. Ama seçmesin. Ne alaka, biz onu mu düşünerek seçtik? Bu ilmi alalım diye, yani farklı niyetlerimiz tamam, vardı. İlmi alalım diye, ilmi alalım diye eğer tercih etmezseniz atanmak gibi düşünceniz olmasın. İlmi yayın. Yayabilmek için de insanlar artık birbirine diplomaya göre şey yapıyor, takip ediyor. Siz insanlara niye bakıyorsunuz ki? İnsanlara nasıl anlatacağız başka? Siz de başka insanlara anlatın. Başka insanlar. Sana anlatayım ya. Hani ben anlatıyorum bu arada arkadaşlar. Yani öğretmenlik yapıyorum ama yaz saatinde 3 kere falan çok şükür sohbet yapma imkanım oldu. Hani bir grup bulup da şey yaparsanız yani özellikle... bu alanda çalışan biri olarak kendinizi geliştirip sohbetler verme ihtimaliniz var. Eğer öyle bir ortam bulabilirseniz tabii o önemli. Yani bilmiyorum. Ben daha çok bilime önemliyim. Ne? Bilimin olmadığı yerde bir şey yok. Bilim, bilim. Bilimin olmadığı yerde hiçbir şey yok. Bilim olsun zaten, ama bir şey diyeyim mi? Ya sence doğru mu gerçekten? Yani bir insanın bütün hayatını KPSS'ye... Bütün hayatı değil. Yani yıllardır mesela bunun için uğraşırdım. Tamam artık bırak derim. Ama ben zaten bir yıl uğraştım. O yüzden onları anlayamıyorum. Tamam bak. Bir yıl uğraştım ve yetti yani. Herkes nasıl aynı şeye sahip değil ama. Zor bir süreçti ama ben normalde çalışmayı seven bir insanım. Bak, o senin yapımla ilgili. Herkes öyle mi? Yani? Herkes, ne, herkes öyle değildir. Yani. Ama ben şahsen çalışmayı seviyordum arkadaşlar. Yani araya yaz saatiyle girdi. Bakın atanmışım. Ben Temmuz ayında Fahri Hocalık başladım yani. Çünkü bir şeyler yapmam gerekiyor. Ben boş oturabilen bir insan değilim. Daha yeni yeni işte öğretmenlikten sonrasında işte yaz saatinde şu an tatile çıktım. Yani bunu bekleyene kadar da yani düşünün, ayın sonu gelmiş. Şurada Ağustos bitiyor. Eylül'de zaten okul başlayacak yani benim için. Valla ilahiyat okumuş erkeklere buradan sesleniyorum. Bir sene, en fazla iki sene çalışın. Olmadıysa bırak. Boş ver. Ya onlar da imamlık falan yapabiliyor zaten. Yani KPSS ile uğraşmayın. İmamlık deneyin. İmamlık olmuyorsa onu da bırakın. Gidin herhangi bir iş yapın yani. Ya o şekilde iş yapan bir sürü insan var zaten. Mezun, üniversite mezunu ama kasiyer olarak çalışıyor. İnşaatta çalışıyor. Yani bir erkek artık bir noktadan sonra mecbur zaten çalışıyor. Evet, erkekler için bambaşka. Çünkü ekmek kazanmak zorunda. Yani evin reisi olarak özellikle. Maddiyat yükü erkeğe bağlı. O yüzden onlar muhakkak iş bulmak zorunda. Kadınlar da evde olduğu süreçte yani denemeye devam edebilir. Yani bana mesaj atanlarım, işte çocuğum var, işte yavaş yavaş umudum kırılıyor ama çalışıyorum falan. Ya sonuçta hani eve ekmek giriyorsa deneyin, ne olacak yani? Siz bırakmanız ya da bırakmamanız bir şey fark etmiyor. Ha ne olur mesela, bırakmadınız, çalıştınız, belki de gerçekten iş sahibi olursunuz, atanırsınız. Bıraktınız diyelim bu sefer de, hani o ihtimal kalkar ortada ama yine işiniz para kazanıyordur, sıkıntı olmaz yani.
Herkesin hayat koşulları çok farklı. O yüzden şunu yapın ya da bunu yapmayın demek gerçekten zor bir şey. Hani buna karar verecek olan sizlersiniz aslında. Ama gerçekten hani hayatınıza bunun için heba etmeyin. Yani tek odak noktanız bu olursa kendinize alternatifler yaratın. Tek odak noktanız bu olursa yarın bir gün olmadığında yani çökersiniz ciddi manada. Bunu demek istiyorum. Yani orta hayatlarını tam merkezi yapmasın. Ha ben mesela şey yapıyordum, Dikap'a çalışıyordum. Aynı zamanda dedim ki olmazsa Diyanet olur. Yani olmazsa seneye girerim. Olmazsa aralarda işte ücretli öğretmenlik ya da fahrilik yaparım. Bir şekilde paramı kazanırım. Kendine kimseyle aynı fikir. Yani çalışan bir insansın. Ya evet orası senin öyle tabii. Yaşam tarzın olmuş. Ha, bazı arkadaşlarım da mesela atanmadan evlenmeyi seçti. Bu da bir tercih. Hala bekleyenler de var. Bu da bir tercih. En güzel tercihler yok. Çocuk olmuş şimdi tekrar çalışmaya uğraşıyorlar yani. Yazık yani. Madem o da ayrı bir durum. Evliliği seçtiysen bir daha niye çalışıyorsun? İşte demek ki gerekiyor. Ya da mesela herkes senin gibi olmayabiliyor. Erkekler için konuşuyorum. Bazıları para konusunda çok sıkıntı çektirebiliyor işine. Kadınlar bir yerden sonra işte benim de para kazanmam lazım ki SMS'im okulsun. Hani artık bir ciddiyet olsun. Bana da saygı duyduğum istiyor. Çok şükür bizim aramızda öyle bir şey yok ama buna maruz kalan çok kadın gördüm. Bu yüzden mesela eskiden işte evinin hanımın ol modundan artık işte iş kadını ol, kariyerini yap ondan sonra düşün evliliği moduna geçildi. Bunun nedeni de işte İslam'da kadınların belli bir hakkı var ama bunu erkeklerin tam olarak yerine getirmeyişi. Hani kendilerince artık istedikleri gibi davranıyorlar. Bundan kaynaklı sıkıntılar yaşanıyor. Ne oluyor? Kadın artık evde durmak istemiyor yani. Erkek evi işi yapan kadını mesela hiçbir şey yapmamış gibi görüyor. Ya da işte basite alıyor. Ya ne yaptın ki bütün gün diyor. Halbuki o kadın bir sürü şeyle uğraşıyor. Ve molası yok o kadının. Tatili yok. Bir annenin ne zaman tatili var mesela? Yok. Bunu mesela burada denge önemli. Yani evlenirken evlendiğiniz kişiyi çok iyi seçin. Bunu söyleyeyim. Özellikle hani konuşun yani. Çünkü burada hayatta tamam eşler birbiriyle hani eşit değil kadın erkek ama aynı zamanda da birliktelik için bir denge olması gerekiyor. Destek olması gerekiyor. Bazı şeyler zaten kendi görevi sorumlu olarak görüp ona göre hareket etmesi gerekiyor. KPSS'den evliliğe geldim biraz ama biz evli bir çift olarak yani çok şükür 4. ayımızı bitirdik. Güzel bir evliliğimiz gidiyor. Yani 14'ünde olacak. Yani yarın olacak artık. Tam 4 ay olmuş olacak. Çok şükür gayet iyi giden bir evliliğimiz var. O yüzden size de tavsiye vermek istedim bu şekilde. Tüm bekarlar evlensin. Evlenin. Ama evlenmek için evlenmeyin tabii. Yani evet evliliği olayım ama millet laf edip durmasın. Ya da işte bir düzenim olsun diye evlenmek yetmez yani. O düzenin belki de o evin içinde bozulacak tamamen. Bunu bilemezsin. O yüzden iyi düşün. Karar vermek gerekiyor kesinlikle. Hayırlısı olsun hakkınızda Rabbim. Amin, amin inşallah. Yardımcınız olsun. En doğru kararları vermeyi nasip etsin. Her zaman dua edin evlilik konusunda, atanma, iş konusunda hepsinde. Hakkınızda ne hayırlıysa olsun ve gönlünüzde bu hayırlı olana razı gelsin inşallah. Erkeklere tek tüy veriyorum. Alacağınız eş Allah'tan korksun yeter. Bu kadar net. Kadınlar da öyle bu arada gerçekten. Allah korkusu olan eşlerde bence bir sorun olmaz yani. Yani işte dışarıdan göstermelik bir korku da olmasın. İşin içine girdiğinde gerçek manada. Hani gözlem yapmanız gerekiyor. Bir araya geldiniz. Mutlaka bir araya gelin. İşte aman biz görüşemeyiz haram bilmem ne. Tamam öyle ama senin nerede oturduğun, nerede kalktığın önemli. Görüş, gözünün içine bak. Hani Nurettin Yıldız mesela sohbetinde diyor ki sahabelere Peygamber Efendimiz öneriyor. Bak diyor yani. Dış görünüşünü beğenmen önemli, ahlakını beğenmen önemli, hal hareketini, gülüşünü bile beğenmen önemli. Hani tek tek bakacaksın yani. Bu o kadar basit bir şey değil. Bir ömür geçirmek için bir şeye adım atıyorsun. Ciddi manada insanın bir düşünmesi gerekiyor. Önce istişare sonra istihare demiş büyüklerimiz. Hani istişareni de yapacaksın büyüklerle, ne bileyim işte bilen insanlara. Kafanın hani dikine de gitmeyeceksin. Aynı zamanda istihareye de yatacaksın. Gerekli araştırmanı da yapacaksın. Böyle böyle. Sonrasında zaten imtihanlısa yapacak bir şey yok. Videoyu uluslararası çekiyoruz bak arkadaşlar. Evet. Koreli. Uluslararası. Evet Koreliler de arkada kendilerini çekiyorlar ya arkadaşlar. Onlar bile takipçimiz bakmamız. Biz bekleyin birazdan aslında bizi çekeceğiz. Dinliyorlar gizli gizli.
Az önce Türkçe öğrettik onlara. Anlama garantili yazıyorlar. Anlama garantili. Kesinlikle. Neyse ben yavaştan kapatıyorum gibi. Bence bayağı konuştuk. Allah'a emanet olun gençler. Zaten 20 dakikası... Aranıza takmayın boş ver. Vallahi. Evet, kesin. Ölüm var, ölüm unutmayın. Ölüm Allah var. Allah kâh ve rahimdir. Rabbim hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Hadi görüşmek üzere.